Yıllardır Baja Troya rallisinin önemli bir seviyeye gelmesinde ciddi katkılar sunduğu için ev sahibimiz Mustafa Bey'e tekrar teşekkür ediyoruz. 2017'de başladığında İstanbul Otomobil Kulübü desteğiyle Mustafa Kansu Beyefendi'nin çabalarıyla ve uluslararası hüviyette başlamış bu rally Çanakkale'nin önemli değerlerinden biri haline gelmiş. Ben de yeni yeni vakıf oluyorum. İlimizin saymakla bitirilmeyeceğimiz çok değerli kıymetleri var, çok özel kıymetleri var. Henüz üçüncüsü yapılıyor olmasına rağmen Baja Troya rallisi de Çanakkale için önemli sembollerden biri haline gelmeye başladı. Önümüzdeki yıllarda da inşallah bu ekibin katkılarıyla ve genişleyerek büyüyen ekibin katkılarıyla Çanakkale'yi temsil etmeye, Çanakkale'nin önemli değerlerinden biri olmaya devam edecek inşallah bu rallimiz. Burada sonuçlarını çok güzel bir şekilde gördük. Katılan yabancılar hem etapları çok sevdiler, inanamadılar, çok muhteşem buldular. Hem de bu tarihin ve bu coğrafyanın içinde, efsanelerin içinde yarışıyor olmaktan çok zevk aldılar. Dakar'la kıyasladı yarışımızı. Dakar'a katılmak isteyen ekipler ön hazırlık olarak mutlaka Baja Troya Turkey'e katılmak zorundalar. Yorumunda buldu bu sene ve ekip sayısını arttırdı. Yarışla ilgili bilgiler için biraz sonra yarışımızın kontrol eden, müdahale için hazır bekleyen ekiplerimiz olacak. Ciddi bir insan sayısı, araç sayısı görev yapıyor. Sizler şehir içinde pek fazla kimseyi görmüyorsunuz. Ekiplerimiz çünkü gece 3'te çıkıyorlar yola. Aşağı yukarı 40 araba civarında bir rakamla çıkılıyor. Sonra işte bunların kumanyasına kadar çok ciddi bir organizasyon var. Sizlerle ilgili de bir organizasyonumuz var basit bir şekilde. Toplam 565 kilometrelik bir etap. Cumartesi yine ekipmanın yanında süper spesiyal dediğimiz bir seyirci etabımız olacak. Yine ikili kalkış şeklindeki seyircinin çok güzel. İki kere koşulacak bir orman etabıyla en son kruvatımızın önünde ödül törenimizi gerçekleştireceğiz. Toplamda 870 kilometre gibi bir yarış parkuru. Bunun 500